Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir videoyla karşınızdayım ve arkadaşlar bugün kiraz çiçeklerini görmeye gidiyoruz. Ve ben çoktan geldim buralardan da göründüğü gibi. Şu an Yoida'dayım arkadaşlar. Seul'de ya Han Nehri'nin olduğu, hani bu herkesin piknik yaptığı meşhur yer var ya arkadaşlar, oraya geldim. Burada kiraz çiçeği festivali var. Biz de oraya gidiyoruz. Böyle yürüyoruz. Şimdi şu taraftan şöyle takip etmemizi söylemişlerdi ama bakalım. Bir tane böyle çadır gibi bir şey varmış. Oradan kart alacağız. Ondan sonra gireceğiz. Şunların güzelliğine bakın. Ya ben çok seviyorum kiraz çiçeklerini. Çok hoş durmuyor mu? Neyse devam. Sanırım burada ışıklar çalışmıyor ve polisler var. Geçin diyorlar. Kırmızı yanıyor ama geçeceğiz. Sanırım girişi de burası. İnsanlar diğer günlere göre daha az. Ben bir sürü yer görmüştüm de. Daha doğrusu fotoğraf görmüştüm. Bayağı az şu an durum. Şöyle girdim. Şimdi ben şuradaki yerden kart alacağım. Normalde almanıza gerek yok ama ben şu anda Seul Tanıtım Elçilerinden biri olduğum için buradan kart alıp ücretsiz bir şeyler alabileceğim. Öyle. Haydi alalım bakalım. Böyle aldım kartlarımı. Şimdi bana hediye de verdiler şu ikisini. Burada sanırım herkese veriyorlar. Bir de böyle etkinlik varmış. Buna da yine herkes katılabiliyor arkadaşlar. İsterseniz buradan da etkinliğe katılabiliyorsunuz. Şimdi ilk önce şurada bakalım neler varmış. Şimdi nursing room bizim çok ilgimizi çeken bir şey değil. Medical station room falan da. Direkt biz sadece 300'e gitsek yeter herhalde diye düşünüyorum. Haydi. Dümdüz sanırım. Gidersek çıkıyor karşımıza. Let's go. Bira markası bu ama ne alaka burada? Ne yapıyorlar onu anlamadım. Öyle bira şeyleri. Anlam veremedim. Neyse gidelim. Instagram için video çekmem gerekiyordu. O yüzden bayağı bir donanımlı geldim bugün. Böyle şu anlık hiçbir şey yok yani. Türkçe yani festival demişler ama hiçbir şey yok. Sadece insanlar var ve çiçekler var. Öyle fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Şu cadde boş olduğu için birazcık mutluyum. Çünkü geçen benden önce gelen insanlarınkini görmüştüm burada. Yani insanlar üst üsteydi ve doğru düzgün hiç fotoğraf çekilmiyordu. O yüzden şu anlık bu hali güzel. Ama neresi bunun festival onu bilemedim de. Bu arada tekrardan saçlarımı boyadım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Düğüne kadar böyle tam istediğim saç rengini tutturmak istiyorum. Hala böyle tam istediğim saç rengi değil. Yani nasıl yapmıştım ben o rengi bilmiyorum. Ama 2 yıl önceki rengime dönmeye çalışıyorum. Zor olacak benim için ama başaracağız. İnanıyorum. Şurada bir şeyler var. Kung Fu Panda var. Hadi gidip bakalım. Ne ki ne? Ne alıyorlar gösterince? Aa, oyuncak alıyorlar. Ben de alacağım. Aldım. Bunu almak için arkadaşlar şurada fotoğraf çekilip Instagram'a koymamız gerekiyordu ve ben de koymak durumunda kaldım. Öyle, Allah'tan çekerken işte oradaki çalışanlar yardımcı oldular. Neyse biz devam. Sanırım buradan aşağıya iniliyor. Bir bakalım. Neler varmış bir bakalım. Fotozon diyor şurada. Burası fotozonmuş. Camping fotozon. Ne? Sopunların hesabını şimdi yapar. Yani burada fotoğraf çekilinebiliyormuş ama kim çekmek isterdi ki ne yani böyle? Bilemedim. Akşamleyin belki güzel olur. Şurada da yine bir fotoğraf varmış. Burada çekilelim. Selam. Çok tatlış durmuyor mu? Çiçekler ve ben. Çalışana sordum. Şurası ana yermiş, ana festival alanıymış. Bu yüzden aşağıya iniyoruz. Şunun tatlılığına bakın. Bu ne böyle? Sen nesin?
Şurada konserler oluyormuş sanırım, böyle etkinlikler. Ama 4'ten itibaren başlıyormuş. Ne yazık ki ben 4'e kadar burada olamayacağım için göremeyeceğiz. Şöyle bir tatlı için sıra bekliyorlar. Ücretsiz mi dağıtıyorlar, anlamadım ki. Çiçek çilekliymiş. Konuşamıyorum da artık güneşten. Neyse bir dolaşalım. Bunun sırası çok uzun. Bizim çok vaktimiz yok. Dersim var benim saat 2'de. 2.30'da daha doğrusu. Şu markanın yeni ürünleri çıkmış, yiyecekleri. Onları verdiler şöyle. Şurada fotoğraf çekilirsek de diğer ürünlerden de veriyorlarmış da ben fotoğraf çekilmeyeceğim artık, yeter ya. Ne? Burada da yine bir şeyler deniyorlar. Bilimsel deneyler. Bilimsel deneyleri şu an hiç sırası değil. Direkt ilerliyorumdu. Şurada böyle çeşitli şehirlerin belediyelerinden falan gelmişler sanıyorum ki tam anlamadım ama ya, şehirleri temsil ediyorlar. Öyle standlar açmışlar, bir şeyler satıyorlar. Burada da yine kafe, yiyecekler vesaire var. Şu alanda da oturup dinene biliyorsunuz. Böyle yiyeceklere bakıyorum şimdi. Şurada boş bir yer buldum, buraya oturalım hemen. Az önce Rios için şunu açtım ve denedim. Tadı güzel. Birazcık sert, crunch yani bildiğiniz çok sert. Çilekli, böyle içinde şeyler var, ne denir? Parçacıklar var. Güzel ama sert. Beğendim. Ama dişiniz kırılabilir. Bayağı sert. Songca'ya etkinlikten aldığım ücretsiz şeyleri atarak, fotoğraflarını atarak böyle övünüyorum. Yani dedim ki işte bu oyuncak, şu çikolatanın yeni tadı, ondan sonrasında şu arkadaşlar mavi olan yelpaze, Kore'nin geleneksel yelpazelerinden, bundan iki tane. Şuradaki de ayna. Aynadan da bir tane hediye aldım dedi. Öyle övünüyorum bunlarla. Öyle attım. Şimdi birazcık oturup gidelim. Şunu Songce'ye götüreceğim arkadaşlar. Bu yüzden çantaya gidiyor bu direkt. Haydi gidelim. Bu alanda sanırım arkadaşlar sergiler içinmiş ama emin olamadım. Ben ağzı kapalı. Şurada resim çiziliyor sanıyorum ki. Şurada sergiler var. Şurası da sergi. Ay şurada minnoşlar var. Şurada arılar var. Bakın durun, görebiliyor musunuz? Çok sallıyorum şu an hızlıca hareket etmek için. Bakın. Pembeliş mavişli. Bir de hızlı zoomlasa. Kinkiyo. Çok tatlı. Şu arkamdaki yere gittim, resimli olan yere ve böyle çok çirkin şeyleri vardı ya. Boyama yapmaya kağıtları çok çirkindi, o kalıpları. Ve bilmiyorum, beğenmedim. Şey dedim hani sadece boyama mı yapılıyor burada? İşte şeyler vardı, stickerler vardı, onlar da kötüydü. Keşke olsaydı onları alırdım, Indira Gandhi yapardım direkt. Ama onlar da işte çok güzel değildi ve onları yapıştırmanız gerekiyormuş kağıtlara. O yüzden yok. Şükürler. Şurada fotoğraf çekiliyorlar. Aa, şurada bir şeyler yapıyorlar. Şu pontin yanından geçelim. Bir tane çalışan var arkadaşlar, bu fotoğrafları çekiyor kız. İşte şeyleri çekerken böyle
çekilen kızlar gülmüyor diye bunlara bir şeyler söylüyor ama çok komik, görmeniz lazım. Şey diyor, Kiraz Çiçeği Festivali'ne geldiniz ama hiçbiri açmamış, ne düşünüyorsunuz, çok komik değil mi falan diye, hadi gülün şimdi falan yapıyor böyle. Salak saçma şeyler söylüyor ama asla çalışanların söylememesi gereken şeyleri söyleyip güldürüyor yani. Şunları çekeyim diye beklerken eridim bittim. Yani başlayacaklar mıydı acaba ve kameramın şarjı da kalmadı. Hadi ya. Hadi. Çalın da. Ben bunları beklerken eridim arkadaşlar. Çekemiyorum. Böyle işte. Dırıt 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 yani. Şurada da bir tane fotoğraf çekip gidelim. Şunlara bakın ya. Tiplere bak, tiplere. Neyse, ben artık gidiyorum arkadaşlar, geldiğim gibi. Let's go. Şimdi ben erkenden gitmek için acele ediyordum bayağı. Çünkü benim saat 2.30'da dersim vardı. Ve az önce öğrendim arada da ki ben şu an çok uykusuzum. Bu yüzden ders yapamayacağım. Başka bir zamana erteleyebilir miyiz? Dedim, olur, benim de işime gelir yani. Çünkü benim de hani şu an baktığımız zaman saat 2'ye 12 dakika var. Buradan hızlıca bir kafe bulmam gerekiyordu. Şimdi rahat rahat takılabilirim. Öyle gezelim. İnternetten baktım şimdi. Buraların çevrelerinde güzel kafe yok. Hep uzaklara gitmeniz gerekiyor ve çok ters. Bu yüzden ben de eve gitmeye karar verdim. Evin o taraflardaki bir kafeye gidebiliriz belki diye düşündüm. Böyle gidelim. Kameramın şarjı bitti. Ben de telefondan idare ediyorum. Şöyle karakolun önündeyim. Aktarma yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar Sodemon'dayım. Aktarma yapıyoruz. Yavaş yavaş gidiyorum. Acelem yok nasıl olsa diye. Sonunda ile konuştum az önce. O da geç gelecekmiş. Yani geç dediğim 5 gibi falan gelecekmiş evden eve. Öyle yavaş yavaş gidelim. Şimdi otobüsten indim. Şu kafeden bir şeyler alacağım. Bekliyorum. Sipariş etmeyi bekliyoruz. Dedim. Burası da benim indiğim durak. Şöyle tıklayalım. Şöyle fresh bir şeyler istiyorum ama bilemedim. İçeceğimi aldım. Limonata aldım ama daha doğrusu lime'lı aldım. Ya ama bunun tek sevmediğim yönünü ne biliyor musunuz arkadaşlar? 8 olması yani sparkling'li, gazozlu. Ben bu tarz şeyleri sevmiyorum. Direkt dümdüz limonata olsaydı ondan alacaktım. Ama yoktu, üzüldü. Neyse böyle idare ediyoruz biz de. Şu evi her gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Böyle sanki Disney filmlerinden falan çıkmış gibi, daha doğrusu Pixar filmlerinden, hani böyle ne bileyim, çok değişik bir havası var. Aşırı eski geleneksel bir Kore evi olması karşı böyle. Ben bunu her gördüğümde böyle hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik diyelim çünkü artık günlük rutinim tekrardan başlıyor. Sizin bir önceki videoda izlediğiniz işte tüm gün derslerin olması durumu şimdi tekrardan başlayacak. O yüzden size böyle sürekli aynı şeyleri izletmek istemediğim için onları çekmeyeceğim. Bu videoda buraya kadardı diyelim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.